Evet. Yemeğimizi yedik, kendimize geldik. Şimdi 50 cc'lik motosiklete bakıyoruz. Daha önceki videolarda bahsetmiştim size bu ikinci el eşya alma konusunda. eBay Kleinanzeigen. Kleinanzeigen yerel ilanları size gösteriyor. Daha doğrusu kilometresini ayarlıyorsunuz. 5 kilometre içinde, 10 kilometre içinde, 15 kilometre içinde, 20 kilometre içerisinde istediğiniz ne varsa artık onların ilanlarına bakabiliyorsunuz. Şimdi ben 50 cc'lik bir scooter bakacağım. eBay Kleinanzeigen en iyisi. Eğer eBay Kleinanzeigen'dan bulamazsam istediğim gibi bir şey, eBay'e bakacağım. Veya mobile.de. Daha önce mobile.de'yi de size bir videoda göstermiştim, bir videoda bahsetmiştim. Mobile.de'de de yerel otomobil ilanları, motorlu araçlar ilanları var daha doğrusu. Ama ben eBay Kleinanzeigen'i tercih ederim çünkü eBay Kleinanzeigen tamamen yerel ve çok ucuz. Çok ucuz. Yani nasıl söylesem? eBay Kleinanzeigen'e göre biraz daha meşakkatli bir iş. Beğendiğiniz, hoşunuza gidecek araç, otomobil ya da motosiklet çok uzakta olabiliyor. Ama Kleinanzeigen'de mesafe problemi yok. Size en yakın ilanları gösteriyor. Mobile.de'de de aynı. Mobile.de'de bulamayacağınız ucuzluktaki otomobil veya motosikleti Kleinanzeigen'de bulabiliyorsunuz. Çünkü mobile.de'de belli bir piyasa fiyatı konuluyor. Mesela benim VTX'e mobile.de'de baksanız işte 5000 Euro'dan başlar, 7000 Euro'ya kadar çıkar. Motorun temizliğine göre değişir bu. Ama eBay Kleinanzeigen'de böyle bir şey yok. eBay Kleinanzeigen'de en yakında bana en çabuk ulaşabilecek adam bu ilanı görsün ve ben en hızlı şekilde satayım diye uğraşan adamlar eBay Kleinanzeigen'e ilanlarını verirler. Ben de şimdi o yüzden en kolay ulaşabileceğim bulunduğum şehrin içerisindeki 50 cc'lik motosikletlere bakmak için direkt ilk araştıracağım yer Kleinanzeigen. Şimdi eBay Kleinanzeigen'e beraber bir göz atalım. Benim için kriterler şöyle. Motosikletin marka olması, yani marka derken bilindik bir marka olması lazım. Kilometresinin fazla olmaması lazım ve benden önceki kullanıcısı birazcık güzel kullanmış olması lazım. Parçalarcasına kullanmamış olması lazım ki ben alıp onu motokurye olarak rahat rahat bineyim. Ve en önemlisi 50 cc olması lazım. Çünkü 50 cc demek motorlu bisiklet demek. Bu şekilde ben bisiklet yolundan da gidebilirim. Bazı yerlerde yaya yolundan da gidebilirim. İstediğim yere park edebilirim. Artı 50 cc'lik scooter'ın vergisi yok. Sadece trafiğe kaydettirmek gerekiyor. Cüzi bir miktarda trafik sigortası ödemek gerekiyor. O kadar. Tüvü falan da yok yani. Bakalım şimdi ilanlara bakalım. Uygun bir ilan bulursam da hemen mesaj çekeceğim. eBay Kleinanzeigen. Hemen girelim. Kostenlos einfach lokal. Evet, ne arıyoruz? 50 cc. 50 cc ile ilgili her şeye bakalım. Bon içerisinde neler varmış? Küçük bir dirt bike varmış. 45 km hıza çıkabilecek. Euro 4 normlarında bir scooter varmış. Ama bu sıfır sanırım. Bu sıfır. Piaggio Typhoon 50 cc. İki zamanlı. Ben 4 zamanlı isterim. Honda Vision 50. Buna bir bakalım. 540 euro. İyi fiyat. Markası da Honda. Elektrikli bisiklet. Fiyatı çok fazla. Bunu geçelim. Lastik. Peugeot için soğutma ıvır zıvır. Elektrikli bisiklet. 45 km hıza çıkan bir elektrikli bisiklet. 8000 euro. Çok fazla. Motorel Magnet 50 cc. 700 euro. 500 euro bence uygun. 700 euro biraz farklı. 19 km uzakta bir de. Brühl'de. Cross 50 cc. Cross, cross, cross. Başka ilan var mı? Yok. Bir tane bunu bulduk. 25 bin km. Neyse, diğer seçeneklere bakalım. Şimdi 50 CCM olarak arattırırsak ne çıkacak? Skyteam, ıvır zıvır, bunlar reklam. Leica Rolo, bu herhalde Leica klasik marka. Simpson, hiç gerek yok. 290 Euro'ya bir Çin malı var. Buna da bir bakalım. Piaggio Zip var, 250 Euro'ya. Buna da bir bakalım. 850 Euro fazla fiyat. 3300 Euro fazla fiyat. Geçelim. 50 CCM Roller'a bakalım. Roller demek scooter demek aslında. Bunlar reklam. Bu geçelim. Ekstra farklı bir şey. 275 Euro. SYM 4 zaman. Buna bakalım. Piaggio NRG 550 Euro. Buna bakalım. Piaggio Typhoon 50 cc. 260 Euro. Schlachtfahrzeug. Yani bu parça olarak satıyor. Bunu geçelim. Nova Rex 4 zamanlı. Çalışmıyormuş. Bunu geçelim. Honda Bali 98 model. Buna bakalım. Buna da bakalım. Buna da bakalım. Bu sıfır. Buna bakmayalım. Okey. Bir de ne vardı? Moped kısmını geçelim. Quad geçelim. 50 cc'lik motor adı neler varmış bir bakalım. Bir
tane daha Honda bayık çıktı 150 euroya. O ne papiya diyor. Bunu geçelim. Bunun ruhsatı yokmuş. Bana ruhsatlı lazım. İyi durumda 50 cc'lik sigortasıyla beraber diyor. 125 cc geç bunu. Az kullanılmış ve ruhsatı olan bir Rex. SYM 50. 650. Buna geçelim. Ona da bakmayalım. Okey. 50 cc'de başka neler varmış? Supermoto Cross. Chopper'ı mı var ya? 50 cc'nin chopper'ı mı var? Varmış harbiden. Aprilia Redrose Classic 50 cc. 50 cc'lik gerçekten ne chopper'lar var ya. Fiyatları çok yüksek ama. Dandik dundik markalar. 50 cc chopper'ı geçelim arkadaş. Eğlenceli değil 50 cc. 50 cc ile paket servisi yapmak için en güzeli scooter. Yani roller. Cross mross falan filan bunların hepsini geçelim. Tamam şimdi ne varmış şu Honda. Bu Honda'nın fiyatı neymiş? 540 euro. Bonn merkezdeymiş. Bunun ruhsatı var mıymış? 25 mikrometre normal ikinci el durumunda. Arkasındaki top kasesi verilmiyormuş. Daha sonra kullanacakmış. Polini varyomatik ve bağlı. Polini'nin varyomatiğini uygulamış. 55 km hıza kadar çıkabiliyormuş. Her şeyi çalışıyormuş problemsiz. Birisi çalmaya çalışmış ve direksiyon kilidini kırmış. Sadece o çalışmıyormuş. Ve kontağı yenilenmiş. Adam kontağı da bozmuş anlaşılan. Yeni kontak almışlar. İyi güzel. Markası Honda. Fotoğraflarına bakalım. Şu fotoğraf daha büyük. Buradan bakalım. Bence güzel. 540 euro yalnız. 25 bin kilometrede. 25 bin kilometre bir şey değil. Şuna bakalım. km. Top kasesi ve fotoğrafta görünen disk fren kilidi fiyata dahilmiş. Kontağı bozukmuş. Birisi bunu da çalmaya çalışmış. Motor çalışıyormuş. PayPal'la ödemek mümkünmüş. Pazarlık yokmuş. En son ne olur abi ayakları falan yapmayın diyor. Zaten 290 euro daha ne olsun. Fotoğrafına bir daha bakalım. Yani güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor ama bu 300 euro. Diğeri 500 euro. Arada 200 euro fark var ama diğeri Honda. Şuna bakalım. Piaggio. 250 euro. Neymiş bunun özellikleri bakalım. 15.000 kilometrede. km hıza çıkıyormuş bu. Çalışmıyormuş. Uzun süre kullanmamış. Onun dışında diyor her şey normal diyor. 25'lik scooterları geçelim ya. Yani benim şu anda kullandığım bisiklet de 25 km hıza çıkıyor. 25'ten biraz daha hızlı bir şey olsun. 45 km hızı olsun. Bunlara bakmayalım. Mesela bu Spera neydi? Bu 25'likti. Buna geçelim. Bu nedir? Peugeot Typhoon. Çok az kullanılmış. Yeni lastikleri varmış. Arızaları varmış motorun. Aküsü boşmuş. Aküsü boş olduğu için şarjı takmışlar. Başka? Bu kısım Almanya'daki muhabbetler işte. İkinci el olduğu için garanti yok, maranti yok, geri almak yok. Verilen mal geri alınmaz muhabbetleri. Bu bir privat verkauf diyor. Özel kişiye ait bir satıştır. Hiçbir şey beklemeyin diyor. Garanti maranti veremem diyor. Fiyat ve handling bazis. Fiyatı pazarlık yaparız diyor. Tertemiz gözüküyor vallahi. 5000 kilometrede. Okey bu da kalsın. Bu neydi? Bunu geçelim. Piaggio. Piaggio kalsın. SYM. Bu SYM'nin fiyatı çok iyi. 275 euro. SYM Fiddle. Fiddle 2. Bunlardan Türkiye'de de var. Koltuğu dandik. Ruhsatı ve anahtarları varmış. Arka lastik burada noy bezi okunuyor. İşte randevu alarak telefonla haber vererek deneme sürüşü yapılabiliyormuş. 12.000 kilometredeymiş. Başka bir sürü ilan daha çıkıyor aslında 50 cc'lik. Bu fiyatından dolayı kalsın. Şu Piaggio'ya bakalım. Piaggio NRG. Bunu da hiç duymamıştım.
Fiyatı neymiş? 550 euro. Su soğutmalıymış. Devir göstergesi varmış. Aranılan bir modelmiş. Tüm arızalı parçaları değiştirilmiş. Problemsiz çalışıyormuş. Silindir ve gazlar neydi ya? Karbüratörü değişmiş başka bir araç. Son fiyat buymuş. Bunun motoru bir kere açılmış. Açılıp kapanmış. Benim buradaki ustalara güvenim tam ama gene de bunu eğliyorum. Motor açılmamış o. Piaggio Typhoon 50. TPH Typhoon demek biliyorsun. Sonradan TPH oldu. Sinyal hiç çalışmıyormuş. Fren lambası arızalıymış. Ön fren yeni fren pabuçları gerekiyormuş. Fren sıvısı gerekiyormuş. Hidrolik gerekiyormuş. Ön çatalın amortisörleri arızalıymış. Bunda da çok arıza var kardeşim ya. Bunu da geçiyorum. Bir tane daha Honda. Honda Bali 50. Bunda ön cam var. Bu ön cam olayı benim çok komiğime gidiyor ya. 50 cc'lik motora ön cam takıyorlar. Bunda ne kadar rüzgar var ki zaten? 50 cc'lik motorun çıkardığı rüzgar ne kadar ki zaten? O bak bunun ruhsatı da var. Her şey ortada. Klein rahat rola. 50 km hızla gidebiliyormuş. Koltuğu, moltuğu, her şeyi, motor tipi, şasi numarası, Pegase, Cayman. Karbüratör bile ruhsatta yazıyor. Auspuff, Schaden falan. Çok iyi. Honda Bali iyi durumda. Sürülebilir. Ufak tefek çizikler var. Onun dışında süper. Bu kalsın. 300 euro. 98 model yani. Çok seçenek var ya. Bu neymiş? Bu eBay'de. eBay ayrı bir derya zaten. Bunu geçelim direkt. Bu neymiş? 450 euro. Herif yağmurluk kask falan da veriyor. Komik ya. Bu Çin malı bir motor. Çin malı motor için 450 euro pahalı. Onun yerine o 500 euroluk, 540 euroluk Honda'yı alırım. Artı yağmurluğu ve kaskı da parayla satıyormuş herif. Ekstra 50 euro istiyor onlar için. Geç ya. Bu neymiş? Explorer G50. 329. 129 euro. Bunun plakası yok. Ruhsatı yok büyük ihtimal. Sadece diyor römorkla gelip alabilirsiniz diyor. Yani bunun plakası yok. Trafiğe kaydı yok. Bunu ben gidip alamam. O yüzden bunu da geçiyoruz. Bu görüntüde belli. Bu Çin malı bir motor. Çin malı motora 400 euro veremem. Hem de ki önde Porsche'da. Rex 50. Bu da Çin malı motor. Bu da 490 abi. Breitbach. 490 euro. Okey. Bu 98 model. Bu kaç model? Bu 2010 model. Bu kaç model? Bunun modeli yazmıyor. Bunun şarjında bir problem olabilir. Bunu da eleyelim. Bu kaç modeldi? Bu da modelini yazmamış ya. Ama bu 55 kilometreye kadar çıkabiliyor. Benim gözüm bu Honda'da. 540 euro. Fiddle 2. Bu Honda kaç bindeydi? 21 bin. Bu Honda 25 bin. Bu Honda 98 model. Diğer Honda bu 2010 ve üstü. Fiddle'ı geçiyorum. Bu 300 euro. Bu 500 euro, 540 euro. Ben bu Honda'yı beğendim gençler. Bu Honda'nın modeli çok düşük. 90'lı yılların motorları her zaman daha sağlamdır ama Honda Honda'dır. Evet, bu. Tamam, mesajı gönderdik. Bakalım cevap gelecek mi? Bugünlük bu kadar. Şimdi yatalım. Yarın zamanında kalkıp işimize devam edelim.
Motor sahibi eleman geri dönüş yaptı. Bayağı yazıştık. Yazıştıktan sonra işte ben müsait olduğum zamanı ona söyledim. O da beni bekledi. Adresini falan verdi. Ben tabii sürekli çalıştığım için hemen geri dönüş yapamadım. O da en son bana sordu işte böyle hala istiyor musun motoru falan diye. Yani bu iş yoğunluğunda da gidip motora bakmak, deneme sürüşü yapmak falan da biraz zor oluyor. Ama neyse ben en kısa zamanda gerekirse mesaiden önce gidip bir deneme sürüşü yaparım. Gider motora bakarım yani en kısa zamanda. Saat 10. Birazdan scooter bakmaya gideceğim gençler. O ilanlarda gösterdiğim Honda var ya, Honda Vision. Gerçekten hoşuma gitti. Tipi, şekli filan. Ona bakmaya gidiyorum. Anlaşabilirsek alacağım. İş kıyafetimi giydim. İş kıyafetimle gideceğim. Çünkü motora baktıktan sonra hemen mesai başlıyor. Bugün günlerden cumartesi. Tam kapanma devam ediyor. Ve 8 saatlik bir çalışma var. Bakalım günü kazasız belasız tamamlarım umarım. Her şey ne kadar dingin ya. Anlatamam. Her şey ne kadar dingin. Şu anda o ağaçların arasında bisiklete binmek bile süper. Süper, insanın kafasını dindiriyor. Ben yine Hof Garden'dayım. Hof Garden'ın restorasyon işleri tamamlandı. Motoru görmeye gittim. Motorun markası Honda, modeli Vision. Tipi hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Bindim, bir tur attım. Gençler terbiyeniz bozulmasın ama burada sanat galerisinin önüne geldim yine. Akademi Sanat Müzesi'nin önüne dal taşacak bir herif heykeli var ya. Motorun bagaları değişmiş. Hemen anlaşılıyor. Bir tık daha hızlı gidebilmesi için bagaları değişmiş. Bagalar değişince motor, nasıl anlatsam, hemen kalkış yapmıyor. Motorun kalkış yapması zaman alıyor. Gaz veriyorsunuz veriyorsunuz, kalkış yapmıyor. Kalkış yaptıktan sonra da çok iyi gidiyor ama. Eleman dedi ki normalde bu motosiklet dedi 45 km saat hız yapıyor dedi. Ben bagaları değiştirdim, 55 km saat hıza çıkarttım. Böylece daha rahat gidebiliyorum trafikte dedi. Doğru, haklı. Haklı ama bu motosiklet 50 cc, yani motorlu bisiklet yerine geçiyor ve bisiklet yollarını kullanabilir. Büyük ihtimal o yine Alman kafasıyla düşünüyor. Bisiklet yoluna girmiyor ama tabii ki ben bisiklet yolundan süreceğim ama. Motor hoşuma gitti ama. Motor hoşuma bayağı gitti. Sanırım motoru alacağım ve motorla pizza boyluk yapmaya devam edeceğim. Şimdi gidip evdeki kumbaraya bir bakacağım ama gerçekten bakacağım. Yani bundan önceki ihtiyaçlarda kumbarayı bozdurmaya gerek kalmadı. Direkt hemen 2-3 günlük kazancımla alabildim. Bu telefonu olsun, işte ev eşyası olsun, ıvır zıvır olsun aldım. Ama şimdi bu motor için kumbarayı bozdurmam gerekiyor. Çünkü çocuk nakit istedi. Banka havalesi falan istemedi. Plaka ve ruhsat işlemlerini konuştuk. İnanamazsınız, çok basit. İnanamazsınız. Hiç kimseyle işim gücüm olmayacak. Motoru çocuktan alacağım, direkt binebilirim. Çocuk kendisi bakmış motoruna. Bakalım ne kadar bakmış. Motordan birazcık zırıltı geliyor ama artık o zırıltıları ben bulup çözmem lazım. Ya genel olarak beğendim ama. Bakalım. Bakalım ne durumda. Motor 26.000'de. Çocuk bayağı kullanmış yani motoru. Kettle'ım sağ olsun. Çorba yapabiliyorum artık. Tabii hazır çorba yapıyorum ya. Yoksa nasıl çorba yapacağım yani ben? Ve patates. Almanya'da ne yapılır? Patates yapılır. Başka ne yapılacak? Şimdi çorbamızı alalım. Önce bir şöyle aydınlık bir yere geçelim. Şöyle şuraya geçelim. Ondan sonra kumbaramızı alalım. Kumbaramız da bayağı ağırlaşmış. Bu kumbaramızı dünden önceki gün elimizde kalan paraları ve dün elimizde kalan bahşişleri alalım. Sadece birlikleri ve ikilikleri alıyoruz. 50 centlikler kalıyor. Onları günlük yemek yemekte, günlük alışveriş yapmakta kullanıyoruz. Bunları da katalım. Bakalım ne kadarımız olmuş. Scooter'ı almaya yetecek mi bu? Neyse başlayayım ayırmaya. Bu kumbara
Gençler en az 4 aylık en fazla 5 aylık bahşişlerin biriktiği kumbara. 4 ayda 5 ayda bu kadar bahşiş birikiyor. Şimdi bunun içinden bakalım motosiklet parası çıkacak mı? Onar onar ayırıp sayacağım şimdi. İlk sıra birliklerden oluşuyor. İkinci sıra birliklerden oluşuyor. En son ikiliklerden. İkiliklerden, ikiliklerden, ikiliklerden. Şimdi burada 200 euro var. 200 de bu 400. 500, 600. 620, 640, 660, 660, 8, 669. Doğru. Bahşiş 669 euro. Çorban da süper yani. Şimdi ben bu 669 euro ile o Honda Vision'ı alırım. Fiyatı zaten siz de gördünüz, 540 euro yapıyordu. İşte geriye kalan 120 euro ile de motorun orasına burasına bakım yaparım. Tamam, ondan sonra motokuryelik zamanı başlıyor. Güzel güzel. Böylece bir sınıf daha atlamış oluyoruz. Bu sınıf atlamalar kaç oldu hatırlamıyorum ama kutlayacak çok şey birikti ya. Kutlayacak çok şey birikti. Artık patateslerim de pişiyor. Bugünlük bu kutlamayı balık ve patates yiyerek yapacağım. Köri soslu balık. Güzel güzel. Şimdi ben bunları yarın bankaya yatırayım. Ondan sonra motoru bakmaya gideyim. Motoru kontrol ettikten sonra eğer bana uygunsa da artık hesabım havale mi ister yoksa nakit mi ister bilmiyorum. Çocuğa parasını vereyim. Başlasın motokuryelik günlerimiz. Okey. Ne öğrendim gençler? Bütün bu bahşişleri küçük bir kovaya koyup bankaya getirdim. Hesabıma yatırılsın diye. Sayım işlemi için bir torbaya koymak gerekiyor. Torba barkodlu bir torba. İşte bir araçla Köln'e gidiyor. Köln'deki merkezde görevliler paraları sayıyorlar. Ondan sonra hesaba yatıyor. 2 gün sürüyor. Şimdi bankadaki memurun bana anlattığına göre. Ve bu işlem bedavaya olmuyor. 7,5 euro gibi bir para alıyorlar. Demek ki bundan sonra bozuk paraları tümlemenin başka bir yolunu bulacağız. Bir önceki seferde söylememişlerdi bana bunu.
Demek ki bir önceki seferde de 7,5 euro verdik. Şimdi de 7,5 euro. 14, 15 euro bozuk paraların sayımı için verdik ya. Çok para, çok. 3 öğün yemek ediyor. Çok para. Bundan sonra demek ki bozuk paraları başka şekilde değerlendireceğiz. Bunu da bir köşeye yazmış olalım. Şimdi burada bir şey eklemem gerekiyor. Kanalı önceden takip etmeyen arkadaşlar oha görgüsüze bak ne biçim para sayıyor falan diyebilirler. Şimdi ben bir yola çıktım. Bu yolda en küçük paradan yavaş yavaş kazanç miktarını artırmaya çalışıyorum. Bunu da ta en baştan beri, ilk günlerden beri anlatıyorum. Bugüne de geldik. Buyurun bahşiş ne kadar diyorsanız işte bu. Ne kadar para kazanılıyor diyorsanız daha devam edecek. Daha maaş borcusu videoları da gelecek. Her şeyi en ufak sentine kadar anlatacağım. İnşallah gelecekte bir gün, pek sanmıyorum ama deste deste paraları yığdığımı da göreceksiniz böyle. Ve bu herif buralara nasıl gelmiş diye baktığınızda ta bu ilk videolardan itibaren takip ettiğinizde siz de göreceksiniz. O yüzden bu kuruluklar, bu görmemişlikler daha devam edecek. Ya inşallah devam eder. Anlatabildim mi? Yoksa başıma bir şey gelip de yarın bu videolar kesilirse kötü olur. Ben de üzülürüm, siz de üzülürsünüz. Bir yandan da işte bulunduğunuz ortamla benim bulunduğum ortamı karşılaştırmanızı istiyorum. Karşılaştırma yapmakta, eleştiri yapmakta hiçbir kötülük yoktur. Sizi bir adım ileriye atar. Bu muhabbetlerden sıkılan da varsa veya ne bileyim hiç kimse kendine itiraf etmez ama kıskançlık krizlerine giren, çekemeyen falan varsa da dislike'ı atsın, çekilsin yolumuzdan yani. Şimdi ben bunları yapacağım. Benim arkamdan gelen gençlerim de yapacak. Anlatabildim mi? Onlar tıkır tıkır bunların bu işlerin nasıl yürüdüğünü, sistemin nasıl döndüğünü görecekler. Anlatabildim mi derdimi? Bu yüzden yine de yaptığım bu görgüsüzlük konusunda özür diliyorum. Bu gerçekten bir görgüsüzlük yani. Bana göre de görgüsüzlük. Ama bunları yapmaya devam edeceğim. Herkes bilsin diye. Bunu da eklemiş olayım. En azından kendimi günah çıkarmış gibi hissedip rahat rahat devam edebilirim. Belki de bundan sonraki her videoda da böyle özürler, yaptığım görgüsüzlükler, kuruluklar hakkında özürler dilemem gerekecek. Böyle yani. Hani sigara reklamları yasaktı? Her yerde bu reklamı görüyorum ya. Bütün otobüs duraklarında bu reklam var. Altına da yazmışlar. Sigara içmek öldürür. Yürüyorum gençler, yürüyorum. Bunun arkasındaki tepelere doğru çıkıyorum. Oradaki mahallelere doğru gidiyorum. Çünkü Honda Vision'ı almaya gidiyorum. Duvardaki resme bakın. Şöyle bir baktım. Honda Vision'ların kronik hastalığı arka tekerlekten ses gelmesi. Debriyaj tası var ya arka tarafta. Varyomatik değil de debriyaj tası. Oradan ses geliyor. Klasik yani. Böyle bir şırıltı şakırtı geliyor oradan. Onu değiştiriyorsun. Bir marka var, Japon markası. O Japon marka debriyaj tasından alıyorsun set olarak. Ses gidiyor. O ses yüzünden pek tutulmuyor motosiklet. Motorun ikinci el fiyatı 1000 eurolar civarında. Kilometresi düşük olanlar. Satmaların sebebi de dediğim gibi bu ses. Arkadan gelen o şarıltı sesi. Bir süre sonra anladığım kadarıyla sahibini çıldırtıyor ve motoru satma kararı alıyorlar. 1000 euro, 1100 euro civarında. Benim bulduğum ilanını size de gösterdim. 540 euro. İkinci elinin de yarı fiyatına. Kilometresi 26 bin. Ama Honda motor için 26 bin hiç sorun olmayan bir kilometre. Honda 100 bin kilometreye kadar gider. Rahat gider yani. 100 bin kilometre yapar. 50cc'lik motor bile o. O yüzden hiçbir korkum yok yani. Artı o varyomatiğin değişmesi, debriyaj tasının değişmesi basit şeyler. Eğer uygunsa, motor bloğu uygunsa 72cc'ye kadar da yükseltilebilir sanırım. Aynı daha önceki videolarda bahsettiğim gibi. Şimdi motor blokları, bu blok üzerindeki saplamalar, hangi çaptaki silindir pistonu uygunsa o seviyeye kadar yükseltilebiliyor. 50cc'likler de genelde 72cc'ye kadar çıkabiliyor. Bu motorun kodu da AN72 mi? NA72 mi? Öyle bir şey. Yani biliyorsunuz motor numaraları, şasi numaraları, kodlamalar hep bir şeyi işaret ediyor. Eğer bu AN72 motorun 72cc olabileceği anlamına geliyorsa harika olur. Harika olur. Baktım motor yavaş yavaş tırtlamaya başladı. Hemen yeni piston silindir takımı takarım üstüne. Geçerim. Sıfırlamış olurum motoru. Yalnız burada yeteri kadar aletim edevatım var mı bilmiyorum. Türkiye'de rahattı bu işler. Garajdaki aletler yetmişti. Çin malı. Honda'nın kopyası olan. Ege50'nin pistonunu değiştirmek bebek oyuncağı. Onu değiştirmek kolay ama bu Honda'nınki nasıl bilmiyorum. Ama bu teknolojide onun biraz gelişmişi olması gerekir. Zor bir şey olmaması gerekir. Bakalım. Yaklaşık yarım saattir yürüyorum. Bir yarım
yarım saatim daha kaldı. Yürümek istedim bugün. Bugün pazar günü. Benim tatil günüm. Zamanım da var. Şimdi yürüyerek gideceğim. Motoru alıp eve döneceğim. Ondan sonra da yatacağım. Yatacağım, biraz dinleneceğim. Tatil günü bile koşturduk ya. Tatil günü bile koşturdum yani. Oraya buraya sürekli. Hava iyice karardı. Az kaldı, geliyorum. Çok az kaldı. Belki 1 kilometre, belki 1,5 kilometre kaldı. Gençler, Honda'yı aldım ben. Yeni de bir kask aldım kendime. Kaskım da çok Jix. Kaskım yine Bandit marka, Bandit Fighter. Honda'nın Hondacık diyeyim artık. Bir en küçük Honda'm var. En küçük CC'de Honda'm var. O bu. Bir de en büyüğünden var. O da VTX. O 1300'lük, bu 50'lik. Düşünsenize aradaki farkı. Alır almaz hemen yağını değiştirdim. Şekli şemali de güzel ya. Benim dışımda 5 tane eleman daha 50'lik scooter aldı böyle. Birisi Çin malı almış. Bir tanesi Alman markası ama o da Çin malı aslında. Çin yapımı daha doğrusu. Bu eski olmasına rağmen daha diri, daha güçlü, daha iyi gidiyor. Evet, motokurye oldum. Kutlayacak bir şeyimiz daha var artık gençler. Motokuryelik. Ausbildung yaptığım okulun arkasındayız şu anda. Şu ağaçların arkasındaki binaları görüyorsunuz ya. İşte o binalarda ben 2,5 sene boyunca bütün laboratuvarlarına gire çıka gire çıka iyi bir notla tesisatçılık öğrendim. Ausbildung yapmıştım o zamanlar. Şimdi de hala aynı yerde takılıyorum işte. Honda'nın lastikleri çok iyi. Yani bisikletin inanılmaz dandik lastikleri varmış. Sürekli kayıyordu, sürekli kayıyordu. Yağmur yağıyor şu anda. Yağmurda deniyorum ve frenlere abanıyorum ve cart diye duruyor. Yani şöyle ufak tefek arızalar var. Bu kadar da olsun. Onlar benim için hiç sıkıntı değil. Hiç. Şurada mesela yerlere sürtmüş eleman. Kilometresi de yüksek aslında. 26.000'de ama dediğim gibi bu 100.000'e kadar gider bu 50cc. Çünkü gerçek Honda bu, orijinal Honda. Gençler, ben şu yoldan şöyle şehir merkezine doğru gidiyorum. Siparişler biraz düşsün bana. Şehir merkezinden uzak kalırsam siparişler düşmez, böyle yatarım akşama kadar.